zaten bir değişiklik yapacağım zaman kanalda sizin fikrinizi alıyorum da. Mesela biliyorsunuz üniversitede böyle sessiz ASMR videoları sessiz olduğu için çekmek çok zor. Acaba böyle sesli yemek serilerini, arkadaş ben izlemeye bayılıyorum yemek serilerini. İşte gidiyorlar bir şeyler deniyorlar, böyle değişik burgerler deniyorlar. İşte o burger videoları çok hoşuma gidiyor. Acaba böyle bir seri yapsak, sokak lezzetleri falan deniyoruz, yiyoruz, içiyoruz, geziyoruz falan, o tarz bir seri yapsam vloglu, yemekli falan. Ama sesli yani tabi. İzler misiniz? Gerçekten samimi bir şekilde soruyorum. Hani siz de bundan keyif alıyor musunuz? Hani ben öyle videolar izlemekten çok keyif aldığım için. ASMR videoları devam edecek yani ben şimdi diyelim öyle bir seri yaptım ve o seri çok tuttu. Ben tutup da ASMR'ı bırakayım, herhalde sesli kanala geçeyim demem. Bunu demem için ne olması lazım biliyor musunuz? O içeriğin gerçekten çok izlenmesi ve ASMR'ın artık bu kanalda izlenmemesi. Sanmıyorum. Çünkü o konsept çok çok sevilse de muhtemelen yine ASMR'ın tercih edenler hep burada olacaktır. Bu arada farklı bir noodle daha var. Onu da bir ara bir videoda deneyelim sizle. Güzel bir noodle'a benziyor. Knorr'un olması lazım. Gurme diye bir. Yo, Indomie'nin miydi ki? Galiba. Soya soslu. Onu da bir videoda sizle deneyelim inşallah. İstediğim ne biliyor musunuz? İçeriklerde özgür olmak. Yani mesela o da arkadaşımla diyelim smoothie yapıyoruz odada diyelim. Onun videosunu çekmeyi isterim. Böyle karışık karışık şeyler koyarken, ondan sonra alışveriş yaparken falan. İşte bol yemekli vlogların sesli hali. İşte yediğimizi yorumluyoruz. İşte farklı yerlerde bir şeyler deniyoruz. Belki aynı şehirde yaşayanlar bizim hoşumuza giden şeyleri denemek isteyecek. Benim için güzel bir mesela şeydir, deneyimdir bu. İşte birinin denediği bir şeyi denemek hoşuma gider. Niye? Onun hissettiklerini hissetmeye çalışırım falan. Öyle değişik bir şey. Nereden geldik buraya bilmiyorum. Sadece videodan videoya tercih ediyorum. Yani öyle fazla noodle yiyen biri değilim. Çünkü genelde şey oluyor. Mesela ben noodle videosu attım ya. Altına yazıyorlar.
yemeye çalışıyorum daha çok. İşte üniversitede, yurtta falan yemekhane yemekleri. Mesela bir değişik geliyor bana. Hay, yemiyor muyum? Yiyorum. Mesela evde yediğin yemekler daha böyle keyif veriyor. Mesela evde diyelim pilav var ya. Ben evdeki pilava, sadece pilav da olsa o pilavla karnımı doyururum, yerim. Ama üniversite yemekhanesi olsun, yurt yemekhanesi olsun, bir pilav çıkıyor. Yani nimet eleştirmek gibi olmaz. Ben yiyorum, yine bitiriyorum, şükrediyorum. Ama nasıl pilav yani ya? Bir değişik bir pilav. Öyle yani, sizin üniversitenizde ve yurdunuzda yemekler nasıl, bunlar da aşağı yazarsanız sevinirim. Bir de bizim üniversitenin kampüsü bayağı bir şehrin dışında. Ondan dolayı yani dışarıdan zaten bir restoran getiriyor. Orası da Hatay usulü döner. Yani haftada 3-4 kez Hatay usulü döner yediğimiz oluyor. Artık tavuk gibi gıdaklayacağız. Kartal ve Kerem'le yiyoruz. Hoşumuza gidiyor. Çünkü soslu. Ben soslu her şeyi severim. Bir de şeyi seviyorum. Hatay usulü dönerin içinde o domates sosu var ya. Nasıl bir noodle videosu oldu. Tüm her şeye değindik. Hatay usulü döner dedik. Ondan sonra pilav dedik. Oradan noodle dedim falan. Her neyse. İçindeki o domates sosu var ya. O tavuk dönerle birleştiğinde tavuk döner yumuşacık oluyor. Çok fena oluyor. Onu çok seviyorum. Harbiden çıldırtıyor beni. Noodle'ın suyu. Yani eskiden içmeyi çok severdim de. Şu sıralar biraz şey. Bu arada noodle'ın suyunu böyle tam kimyasal gibi gelmiyor mu size, böyle direkt kendime böyle çok su çişliyormuş gibi hissediyorum içtiğimde. Eğer ki acı sos döktüyseniz muhtemelen suyu apacı oluyor. Güzelmiş. Şuraya bırakalım. Elhamdülillah. Bu arada pandalı kapımızda yaptık. Elhamdülillah. Bugün de elhamdülillah mahvengimizi yaptık. Canınız çektiyse hakkınızı helal edin arkadaşlar. Şimdi vedalaşıyoruz. Bu videoda bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.